Günaydın, iyi yayınlar. Evet, dün beklenmedik sürpriz bir ziyaretle karşılaştık Trablus'ta. Aynı zamanda üst düzey 25 kişilik bir heyetten oluşan, bildiğiniz gibi Bakan Çavuşoğlu, Bakan Albayrak, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın başta olmak üzere 25 kişilik bir ekipti. Ve pek çok alanda görüşmeler yapıldığına dair Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden açıklama yapılmıştı. Bizim bu açıklamada gördüğümüz birkaç maddenin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu konuda işbirliklerinin arttırılacağı konusuna vurgu yapıldığını gördük. İşbirliği alanlarının da öncelikle ekonomik olarak petrol, yatırım ve altyapı çalışmalarında Türkiye ile yaptıkları kamu ve özel şirketler üzerinden yaptıkları anlaşmaların arttırılmasına karar verdiklerini söylemişlerdi. İkinci bir husus, aynı zamanda yine önemli bir husus, güvenlik ve savunma alanlarındaki işbirliği. Açıklamada ülkenin, yani Libya'nın savunma inşasında dayanışma göstereceklerini kaydetti Ulusal Mutabakat Hükümeti. Buna ek olarak da yine savunma alanında güvenlik güçlerinin eğitilmesi ve donatılması konusunda da Türkiye'den destek alacaklarını belirttiler. Yani bir yine bu kapsamda bildiğiniz gibi daha önce mutabakat muhtıraları imzalanmıştı. Askeri ve stratejik işbirliği mutabakat muhtırası ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda 5 Kasım'da bir mutabakat muhtırası imzalanmıştı. Bunlar da ele alınan konular arasındaydı. Bu işbirliğinin, muhtıralardaki işbirliğinin devam edeceğine vurgu yapıldı. Elbette tüm taraflardan bu konuda olumlu açıklamalar duyduk. Hem Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı'ndan, Başkanı Halid el-Mişri'den, hem de Çavuşoğlu, Bakan Çavuşoğlu Türkiye'ye dönüşünün ardından yaptığı açıklamada ziyaretin olumlu geçtiğini vurguladı ve devam edeceğini söylediler. Bunun da sahaya yansımalarının kritik olabileceğini düşünüyoruz. Hı hı. Elbette Türkiye'nin vereceği destekler. Libya ordusunun Sirte'ye yönelik operasyonu ne durumda? Şu anda elbette bu uluslararası diyalog çağrılarının yapılmasının ardından bir durgunluk yaşanmıştı sahada son günlerde. Ama Libya ordusu, bizim sahada gördüğümüz kadarıyla, yetkililerden de aldığımız bilgilere göre Sirte'ye almaya kararlı. Yalnızca bu diplomatik görüşmelerin sonucunu bekliyor olabilirler. Elbette Türkiye-Rusya arasında bazı temaslar olduğunu da biliyoruz bu konuda. Ama Sirte Libya ordusu için çok önemli ve mutlaka almaya kararlı olduklarını, ısrarla ifade ettiklerini söyleyebilirim. Ama elbette gerçekçi olmak gerekirse Sirte diğer yerler gibi değil. Elbette diğer yerler çok önemli olsa da, çok büyük kazanımlar olsa da, Sirte'de stratejik ve planlı bir operasyon olmasını bekleyebiliriz ve büyük bir operasyon olmasını bekleyebiliriz. Öyle hemen olabilecek bir şey olmayabilir bu nedenle. Tabii diğer bir konu çok önemli, çok kısa değinmek gerekirse toplu mezarlar konusu. Bu konuda Libya hükümeti tüm taraflarıyla uluslararası topluma çağrılar yapmakta. Bu toplu mezarların soruşturulmasını istiyorlar. Aynı zamanda hatta Başbakan Faize Serraç da yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler'den bir tahkik edilmesini bu durumun ve aynı zamanda teknik destek de sağlanmasını istemişti. Ne yazık ki bu insanlık suçu sayılabilecek, savaş suçu addedilmesi gereken bu bizim de şahit olduğumuz kadarıyla ulaşan bazı insan hakları ihlalleri var. Mayınlı bölgelerde sivillerin öldüğünü biliyoruz, 30'dan fazla sivilin. Ancak maalesef çok fazla uluslararası bir yansıması olmadı bu olayın üstü, özür diliyorum. O nedenle son zamanda Libya hükümeti açısından toplu mezarlar, aynı zamanda Termunede ve çevresinde ele geçirilen cesetler ve de bu mayınlı bölgelerin sivil yerleşimlere yerleştirilmiş olan, tuzaklanan, Türkiye'den gelen mayın imha uzmanlarınca yavaş yavaş temizlenmeye başlayan mayınların nedeniyle hayatını kaybeden siviller konusu işin insani ve hukuki boyutu olarak da gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Peki, Mücahit Aydemir, Anadolu Ajansı Libya muhabiri, Libya'daki son durumu. YouTube kanalımıza abone olun.